Bence yaratmadı. Bazı anketlerde de şöyle bir hani ne denir? Şöyle bir mesaj algılanmaya çalışıldı başlangıçta. Biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Muharrem İnce çok daha yakın 2 ay önce, 3 ay önce bir kurultayda, CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday oldu. Kıran kırana yarıştılar. 3'te 2, 3'te 1 gibi, 400-700 küsur gibi bir sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı. Ama 2 dönem önceki kurultayda gene yarışmışlardı. Yani 2 kere yarışmış adaylar. Onlardan genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Benim anladığım kadarıyla şöyle Muharrem İnce de çeşitli konuşmalarında şöyle bir ifadede bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret adaylığından sonra ziyaret ettiklerinde kendi ağzından anlatıyorum. Erdoğan demiş ki Muharrem İnce'ye, ya sen genel başkan olacaktın ama Kemal Kılıçdaroğlu seni aday yaparak harcadı demiş. Hani burada kazanman mümkün olmadığına göre demek istiyor. Hani ben kazanırım anlamında. O da diyor ki ben de şöyle cevap verdim. Evet harcadı ama beni aday koyarak sizi harcadı diyor. Şimdi bu böyle bir algı da var. Hani CHP'de acaba Kemal Kılıçdaroğlu rakibini böylece hem milletvekili adayı da olmadı hem de Tayyip Erdoğan karşısında adaylık kazanma şansı da olmadığı için boşa çıkarmış olduğu gibi yorumlar da var olduğunu duyuyorum, hissediyorum ama bence şöyle bir şey oldu. Bunun tersine Kemal Kılıçdaroğlu şöyle hareket etti. CHP hem kendisi aday olmadığı için başlangıçta Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman zaten kendi kafasında bu adaylığı hiç düşünmemiş, öyle anlıyoruz. Çeşitli zamanlarda kendisine baskılar oldu aday olması yönünde, özellikle adalet yürüyüşünden sonra ama kendi kafasında hiçbir zaman net olarak karar vermemiş. Gelinen noktada şöyle bir karar anı yaşadı ve ona o yüzden bu kararı verdi. CHP bu muhalefetin ortak tek aday diyelim ki bu olmadı. Ama parlamento konusunda yine tüm muhalefetin birleştiği bir ittifakı ikisini de istedi. Bu ikisi de olmayınca ve büyük oranda da İyi Parti buna yanaşmayınca şöyle bir noktayla karşılaştı. Kendisi de aday olmayınca CHP'nin seçime daha etkisiz bir mobilizasyonla girmesi gibi bir riskle karşı karşıya kaldı. O noktada da bence Muharrem İnce formülü o noktada gündeme geldi ve Muharrem İnce ile öyle görünüyor ki şu 2 haftalık kampanyada CHP oylarını toparladığı görünüyor. Hatta bugün işte Muharrem İnce ile CHP'nin aldığı oylar arasında ne kadar fark olur gibi bakış açıları da var biliyorsunuz. Bugün dolaşan, akşamüstü dolaşan bir ankete göre de hem CHP'nin oylarında belli bir oranda yükselme var. Biliyorsunuz 25 bandındadır öteden beri CHP. Hani biraz daha artırmış. Muharrem İnce ile de arasında birbirine yakın 2-3 puanlık bir fark olduğu hem partide hem Muharrem İnce'de bir yükseliş olduğu. CHP'nin alanlarda da bir coşkulu ve organize bir şekilde kalabalık oluşturduğunu da görüyoruz. Yani Muharrem İnce'yi CHP'yi toparlamak için meydanda diri tutmak ve oylarının tamamını sandığa getirmek için eğer bir Muharrem İnce formülünü düşündüyse böyle deniyor Kemal Kılıçdaroğlu için sonuç almış görünüyor.